Bismillahirrahmanirrahim. Tabi öncelikle başta Diyanet'in ve din mensuplarının din günü haftasını tebrik ediyorum. Malumunuz biz Müslüman bir halk olarak camilerin toplum içerisindeki yeri hakikaten mukaddestir. Bizim toplumda insanlar camilere Allah'ın evi diye zikrederler. Yani Allah'ın evine gitmek, Allah'a misafir olmak, Allah'a ibadet etmek, Allah'la muhabbet etmek manasında o denli kutsaldır. Ama gel gör ki günümüzde camilerin içi boşaltıldığı için bir görseli maalesef kalmış. Bu yüzden bize düşen toplum olarak, özellikle Müslümanlar olarak, en önemlisi de din görevlileri olan kardeşlerimiz olarak bence camilerin içini doldurabilmek için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı kendimize örnek almalıyız. Malumunuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'de İslam devletini kurduktan sonra ilk yapmış olduğu iş mescit inşa etmektir. İslam'ın temelini, İslam'ın kadrosunu, gelecek davayı temsil edeceği bütün insanları orada yetiştirmiştir. Ehli Sufa, yani hakikaten baktığınızda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonraki bütün halifeler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve onun komutasında olan bütün komutanlar, hafizler, Efendime söyleyeyim muhaddisler, bütün alimler, yani sahabe-i güzin olarak tabir ettiğimiz, bugün İslam tarihinde isimleri zikredilen, her biri bizim için birer yıldız olan, takip edildiği zaman Müslümanların kurtuluşuna vesile olacak olan o şahsiyetler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretmenliğinde, onun din görevliğinde ve onun çatısı altında tamamen mescitte yetişmiş ve tamamen Resulullah'ın sünnet-i seniyesine tabi olarak Kur'an ve sünneti yaşayarak bir İslam dininin inşasında en önemli görevlerde yer almışlar. Ve gelecek olan, yani nesli orada yetiştirmişler. Bugün bizim de camilerimizde hakikaten Kur'an ve sünneti kendisine ölçü alan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısını gerek kendisinde ve toplumda en iyi bir şekilde yaşatabilmesi için onu örnek olarak kendisine alıp yaşatacak olan öğretmenlere, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesini yaşatacak olan din görevli kardeşlerimize ihtiyaç vardır ki camiler o toplum içerisinde en iyi öğretilen yer olsun. Yani bugün Türkiye'ye baktığımız zaman hakikaten her mahallede mutlaka bir cami vardır. Ve düşünün, bu kadar mükemmel bir şekilde bir yapı, her mahallenin bir öğretmeni, Kur'an ve sünnetin temsilcisi, o toplumun ihyası için, yani Müslüman bir toplum yetiştirebilmek için, gelecek nesilleri ihya edecek insanlar yetiştirebilmesi için din görevli kardeşlerimiz cami içerisindeki vakitlerini en güzel bir şekilde değerlendirdikleri zaman emin olun gelecek nesiller daha güzel olacak, daha mutlu olacağız ve gelecek nesillere daha da güvenerek güzel bir toplum yetiştirmiş olacağız. O yüzden hakikaten gerek biz cami cemaati olanlar, biz gerek camide öğretici olan imam kardeşlerimize çok görev düşüyor. Tabii önemli olan bir noktayı da burada zikretmek isterim. Malumunuz camiler ibadethanedir. Bize düşen veliler olarak, bize düşen Müslümanlar olarak hepimizin mutlaka 5 vakit namazı camide kılmakla alakalı bir azmimizin, bir görevimizin olması gerekir. Öncelikle bunu altını çizerek belirtmek isterim. Bunu eğer 5 vakit yapamıyorsak 4 vakit yapalım. 4 vakit yapamıyorsak 3 vakit yapalım. 3 vakit yapamıyorsak 2 vakit, ama en azından 1 vakit olsa Allah'ın evinde cami cemaatiyle birlikte namazlarımızı en güzel şekilde ihya etmemiz lazım. Bir de diğer bir görevimiz, bir veli olarak, bir baba olarak, Efendimiz Aleyhisselam bir Müslüman olarak görevimiz, çocuklarımızı, geleceğimiz olan, yani mirasımızı bıraktığımız, gerek malımızı gerek davamızı teslim ettiğimiz insanları da ellerinden tutup en azından akşamleyin günün bütün yorgunluğundan uzak, akşam olunca çoluk çocuğumuzun elinden tutup güzel bir şekilde cami cemaatinin yanında olmak, varsa çocuklarımızın Kur'an eksiğini, varsa ilmihal eksiğini, varsa diğer İslami eksiklerini camide tamamlayabilmesi için
Onu oraya sevk etmek lazım. İşte gelecek nesil dediğimiz bu evlatlarımızı caminin terbiyesiyle, Kur'an ve sünnetin terbiyesiyle, camiden kaçan değil, bilakis darda sıkıldığı zaman nefes alma yeri olan camide huzur bulacağı yer olarak kendine seçeceği bir mekan bulsun. Ve bu çocuklarımız, gelecek neslimiz camiyi seven ve imamını seven, o din görevlisini seven kardeşler olarak yetiştirmemiz lazım. Rabbim bu güzel nimetleri bugünlerde bize nasip etmişse bunun kadri kıymetini iyi bilmek lazım. Ve camilere hakikaten zaman ayırmak lazım. Cami cemaati olmaya vakit ayırmak lazım. Çünkü bizim bundan başka da çaremiz yoktur. Çünkü camiler Kur'an ve sünnetin ihya edildiği yerlerdir. Ve Allah-u Teala'nın da bizlere cemaatle namaz kılmayı emrettiği gibi, Resulullah Aleyhisselam'ın sahabe-i kiram gibi beş vakit namazı birlikte kıldığı mekanlara bizim de yönelmemiz, bizim de oralarda bulunmamız, bizim de bu işleri en güzel bir şekilde topluma örneklik teşkil edecek bir şekilde yapmamız gerekir. Rabbim bizi de ve gelecek nesillerimizi de Kur'an ve sünnet doğrusunda cami sevgisiyle, cami aşkıyla, cami muhabbetiyle olan nesiller nasip etsin ve bizlere de caminin sevgisini, muhabbetini gönlümüze doldursun inşallah teala diyorum.